Sayın hocam çok teşekkür ediyorum bu nazik röportajınız için. Şimdi hepimiz biliyoruz ki üniversitemiz yakın bir süre zarfında yeni bir döneme girecek. İşte hepimizin bildiği bir rektörlük seçimlerinin arifesindeyiz. Bana bu görev, vekalet görevi 10 Şubat 2015 tarihinde verildi. O tarihten itibaren de biz görevimizin başındayız. Kısmet olursa önümüzdeki Perşembe günü 26 Şubat 2015 tarihinde de üniversitemizde rektörlük seçimleri olacak. Çok büyük olasılıkla daha Mart ayının 20'si gibi de yani üniversitemiz yeni sahibine bulacak veya kaptan belli olacak. Şimdi sorunuza gelince üniversitemiz hakikaten kurucu rektörümüz Profesör Doktor Burhanettin Uysal hocamızın liderliğinde, önderliğinde yani kısa bir sürede çok büyük gelişmeleri imza attı. Çok büyük başarıları beraberinde getirdi. Hakikaten diğer üniversitelerle kıyasladığımızda üniversitemizin hatırı sayılır bir yeri var. Önemli bir başarı kaydetti. Bu aşamadan sonra ne yapılır diye bana sorarsanız, şimdi üniversitemizin fiziksel yapısına baktığımızda, kampüs olanaklarına baktığımızda, üniversitemiz hakikaten fiziksel olarak çok büyük bir başarı sağladı. Ancak bu büyük fiziksel gelişmeye paralel olarak akademik alanda bir takım yani yapmamız gereken daha çok işler olduğunu ben gördüm. Bundan sonraki gelecek arkadaşlarıma benim tavsiyem şu olur. Mevcut Burhanettin hocamızın başlattığı bu gelişim projesini devam ettirmek, bunu devam ettirirken de akademik kaliteyi artırma yönünde daha fazla gayret sarf etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü bu manada işte altyapı imkanlarımız, laboratuvar imkanlarımızın geliştirilmesi, öğretim üyesi, öğretim elemanı kadromuzun daha da güçlendirilmesi, öğretim elemanı öğrenci oranlamasının yani dünya standartlarında makul bir seviyeye çıkararak yani öğrenci merkezli hep savunduğumuz çalışmaları yerine getirmek için gayret sarf etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Bu manada yani bir üniversitenin tanınırlığı noktasındaki en önemli kriterlerden iki tanesini sorarsanız bunlardan birisi sizin araştırma kapasiteniz. Araştırmaya ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Araştırma imkanlarınız ne kadar gelişmiş? Bu alandaki potansiyeliniz? Çünkü sonuçta üniversiteler bir bilim üreten bir yerlerdir. Buna bir kere öncelik vermemiz gerekiyor. Yani araştırma potansiyeli çok önemli. İkincisi mezunlarınızın piyasada iş bulma olasılığı da çok önemli. Çünkü bugün baktığınızda mesela büyük üniversiteleri ele alırsak işte ODTÜ, Mülkiyeliler, atıyorum Boğaziçi'liler bunlar piyasada en çok tanınan üniversiteler. Şimdi bizim üniversitemizden mezun olan öğrencilerin piyasada iş bulması, kendilerini ispat etmesi, Karabük Üniversitesi'nin adının duyurulmasında, tercih edilmesinde çok önemli rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bu iki ana konu üzerine yoğunlaşıp üniversitemizin kalitesini artırmak zorundayız. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Bizim burada bu fiziksel yapının içini akademik başarıyla donatmamız gerekiyor. Bu manada ne yapılabilir diye sorarsanız, yani öğrenci sayımız tabii ki stratejik planla baktığımızda 55-60 bin civarında gibi bir rakamdan bahsediliyor. Yani şimdi burada öğrenci sayısının bana göre yani kişisel olarak düşüncemi sorarsanız bundan sonraki gelen yöneticinin projesi nedir, politikası ne olur, kafasında ne tür planlar vardır bunu bilemem ama bireysel olarak yani bunu söylerken ben yani bir rektör olarak değil de bir sıradan bir öğretim üyesi olarak yani üniversitenin bir öğretim üyesi olarak bana sorarsanız ben şunu diyebilirim. Öğrenci sayısının belli bir seviyede tutulması gerektiğine ben inanıyorum. Çünkü hoca başına düşen yani öğrenci sayısıyla bunu kıyasladığımızda yani bir hocaya düşen öğrenci sayısının çok fazla yani hocanın bunlarla birebir ilgilenmesi ne bileyim
işte laboratuvarlarda bunlarla pratiğe dönük bir şeyler yapması biraz zor gibi görünüyor. Dolayısıyla belli bir seviyeye indirilmesi. İkinci olarak da dediğiniz gibi yeni bölümler açılabilir ama ihtiyaçları iyice tespit edip altyapısını hazırlayarak ihtiyaç tespiti, ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra bunlar yapılabilir. Öğrenci alınmayacak diye bir şey yok ama işte belli bir orana bizim indirmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak yani sadece burayı yani öğrenci sayısıyla üniversitenin gelişmişliğini veya başarısını ölçmeye kalkarsak bunun dünyadaki üniversitelerin başarısını ölçen kriterlerle uymadığını görürüz. Çünkü yani tamam öğrenci önemli bir kriter ama bunun yanında da akademik başarıyı getirmemiz gerekiyor. Hocalarımızın ders yüklerinin tekrar yeniden gözden geçirilmesi, yani arkadaşların hakikaten ciddi ders yükleri var. Çok büyük fedakarlıklar gösteriyorlar. Bunun da yeniden düşünülmesi, yani dünya standartlarına baktığımızda bir hocanın aldığı haftalık ders sayısı, saati 9'da 12 arasındadır. Dünya standartları böyledir. Nereye giderseniz bunu araştırabilirsiniz. Şimdi ancak o hocalardan siz yayın isteyebilirsiniz. Ancak o hocalardan zamanının büyük çoğunluğunu laboratuvarda geçirmesini isteyebilirsiniz. Ürün istersiniz ama hocanın 45 saat dersi varsa bundan bir şey isteyemezsin. Çünkü hoca da ne yapsın yani evine zaman ayıramıyor, kendine zaman ayıramıyor, öğrenciye zaman ayıramıyor. Yani bunların yeniden, yeni gelecek yönetimin bunların hepsini masaya yatırması gerekiyor. Şimdi hepimizin bildiği gibi Türkiye'de bazı işte şahısların adının verildiği üniversiteler var. İşte son başbakanların isimlerinin verildiği üniversiteler var. Bunun yanında işte Türk büyüklerinin ismini verildiği üniversiteler var. Yani Karabük ölçeğinde yani ben kişisel görüşümü söylüyorum. Yani buradaki söylediklerim yani üniversitenin politikasını belirleyen bir şey değil diye ben düşünüyorum. Çünkü nihayette ben vekaleten bakıyorum. Ya ilk etapta Karabük Demir Çelik'le yani şey olduğu için, anıldığı için, konuşulduğu için, özdeştiği için Karabük Üniversitesi olabilir mi? Olmasında bence bir sakınca yok diye düşünüyorum. Hem Karabük'ün o tarihi misyonuna yakışır bir şey olur diye düşünüyorum. Hem de üniversitenin özellikle mühendislik fakültesinin yapmış olduğu çalışmalarla Kardemir'in yapmış olduğu çalışmaları dikkate alırsanız yani buranın bir teknik üniversite olması çok daha olası görünüyor yani. Çünkü burada Kardemir var, demir var, çelik var. Üniversitenin yani yoğunluğunun orada olması gerektiği herkese bilinen bir şey. İşte burada Demir Çelik Enstitüsü kurduk. O enstitüsünün burada araştırma yapması, ölçümler yapması yani doğaldır. Karabük olarak kalsa bir şeysi olur mu? Bana sorarsanız bir eksik bir yönü olmaz. Ancak ne olur? Bundan sonra gelecek yönetici arkadaşların ne bileyim mühendislik fakültesinin demir çelikle olan bağlantısı noktasında üniversitenin içini doldurması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani benim gördüğüm yani Safranbolu'da üniversitenin mini bir kampüsü oluşumuna giden bir yol var. Onu söyleyebilirim. İkincisi mimarlığın ve turizm fakültesinin Safranbolu'da olmasının ben doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Safranbolu'nun tarihine baktığımızda, Safranbolu'daki mimariye baktığımızda, sanata, tasarıma baktığımızda mimarlık, tasarım, güzel sanatlar, ve bunun neticesindeki ciddi bir turizm potansiyeli var. Bunları düşündüğümüzde oradaki mini bir kampüs yapmamız hem Safranbolu'nun dünyaya tanıtımı hem o alanda turizmle olsun, mimariyle ilgili olsun, sanatla ilgili olsun derinlemesine araştırmaların yapılmasına bir olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hem de o bölgenin deki eserlerin bizim tarihi mirasımızın korunmasında çok büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani bundan sonraki yapılacak olan aslında fonksiyonel olarak bu fakültelerimizin Safranbolu'ya bir kere bu havzayı bir baz alarak ciddi çalışmalar yapması, dünyaya tanıtması. Zaten dünya tanıyor ama biraz daha akademik
ve bilimsel yönden tanıtması yönünde katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu vesileyle de çok turist gelecektir Safranbolu'ya. Hem üniversitemiz tanınacak, hem Safranbolu tanınacak, hem de ülkemize maddi bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra gelecek arkadaş zaten bildiğim kadarıyla bir master turizm planı orada hazırlandı. Bununla ilgili yürütülmekte olan projeler var. Belki bu tür projeler daha da hızlanır, sayıları daha da artar, ön plana çıkar, tanıtıma katkı sağlar diye düşünüyorum. Ben şunu söyleyebilirim, yani ben buraya geleli yaklaşık 4,5 yıl oldu. 4,5 yıl zarfında gördüğüm bir şey var. Hakikaten burada gerek akademik, gerek idari, gerekse öğrenciler çok fedakarane bir şekilde bu üniversitenin ilerlemesine katkı sağlıyorlar. Yani arkadaşlarımızın ders yüklerinin çok fazla olması, işte buradaki idari personeldeki eksikliklerin olması, iş yükünün fazlalığı. Yani arkadaşlarımızdan ben hakikaten pek şikayet de duymadım. Herkes fedakarane bir şekilde bu kurumun ilerlemesi, yükselmesi için elinden geleni yapıyor. Ben sizin aracılığınızda tüm akademik, idari ve personelimize, hatta öğrencilerimize bu noktada çok teşekkür ediyorum. Çünkü kuruma sahip çıkıyorlar. Yani hep vurguladığımız biz olgusunun içini doldurmaya çalışıyorlar. Bundan sonraki yapılacak süreçte benim arkadaşlara tavsiyem bir akademik toplantılarının sıkça yapılması. Yani hocalarla idare arasındaki o açıklığın giderilerek yani bir iletişim kurulması, bu noktada hocalarımızı dinleyip ne istiyorlar, ne talep ediyorlar, karşılıklı bir diyalog kurmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü yani hem bu vesileyle idare ve hocalar bir araya gelmiş olurlar, sorunlarını paylaşmış olurlar. Hem de bir kontrol olur. Yani şu anda yani hocaların yaptığı çalışmaları, dersleri, akademik faaliyetlerini kontrol edecek bir mekanizmamız yok. Yani hocaların derse girmesinden tutun da akademik işte yayınlarına kadar. Bu ne olur? Bir nevi bir otokontrol mekanizması sağlar. Teşvik sağlar. Bu noktada idarenin yapması gereken bundan sonraki süreçte akademik başarıların ödüllendirilmesi, yayınların yapılacak yayınların teşvik verilmesi, yurt içi yurt dışı etkinliklere katılacak hocalarımızın desteklenmesi gerekiyor. Bu vesileyle hocalarımız da işi bir taraftan mesleki olarak görürler. Para kazanıyoruz burada nihayetinde. Bir taraftan da işi bir eğlenceli bir hale de getirdiler. Dolayısıyla onların yapılması olur. Artı idari bilimlerle de birimlerle de toplantı yapılması, kurumun sorunlarının masaya yatırılması, çözüm yollarını falan tartışılması gerekir. Yine benim gördüğüm şeylerden birisi, bundan sonra gelecek arkadaşımız bu genç bakış gibi öğrencilerle bir toplantı yapıp, öğrencilerin sorunlarını dinleyip, not alma. Yani idarenin yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Yani bir iletişim kurma. Bir tarafta biz her şeyi biliriz mantığı var. Bir tarafta da öğrenciler var. Bizim bildiklerimizi kabul etmek zorunda. Halbuki yani bu genç insanlar sürekli iletişim halindeler dünyayla, diğer üniversitelerle. Nedir sorunlar? Masaya yatırırız. Yani idare olarak da bizim yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Bizim amacımız burada her iki tarafın işini kolaylaştırıcı orta yolları bulmak. Bu orta yol bulunduktan sonra mesela şimdi işte 1-3 barajı ile ilgili aldığımız bir karar var. Bunu Senato Eğitim Komisyonu'ndan geçirdik. İnşallah bunu kaldırmayı düşünüyoruz. Üniversite Senatosu onaylarsa yürürlüğe girecek. İkincisi mesela yaz okulundan eğitim öğretim hayatı boyunca 8 derse kadar öğrencilerimiz alacak. Yine ne olur? Bu da bir rahatlamaya gidecektir. Onun dışında yönetmelikler de var. Bunların hepsi öğrencinin talepleri ama üst ana çerçevedeki yönetmelikleri, yasal şeyleri aşmamak kaydıyla biz altta bir sürü düzenleme yapabiliriz. Dolayısıyla arkadaşların birlik olması, beraber olması ve önerilerinde samimi olmaları, yani işi popülist veya farklı bir açılardan ele alıp değil de yani samimi olmaları lazım. Samimi olursa çözülmeyecek hiçbir şey yok. Üniversitemizin düşüncesi aslında Teknoloji Fakültesi Dekanımız Sayın Mustafa Yaşar Hocamız bir yönerge hazırladı. Biz bunu
Burhanettin hocamın yani görev başında olduğu zaman da kendisine bir sunduk. Bize dediği şuydu: arkadaşlar, benim yani durumumla ilgili bir belirsizlik, yani işte hocamızın milletvekiline aday olacağı söylentileri vardı veya hocamızın süresi olmasa bile bir yıl sonra bitecekti. Bundan sonraki dönemdeki arkadaşlar bunu değerlendirsin dedi bize. Bu birincisi. İkincisi, yaz okuluyla ilgili bu durum ortaya çıkınca farklı görüşler gelmeye başladı. Bir taraftan bunu beğenenler oldu. Yani dediler ki bizim öğrencilerimizden işte çok kalanlar var. Bunların önünü açarız. Çocuklar işte dönem uzatmazlar. Bir an önce hayata atılırlar şeklinde bize söyleyenler oldu. Ama bir taraftan da eleştirenler oldu. Şimdi hocalar diyorlar ki işte bizim hocam yıl boyunca 40-30-35 saat dersimiz var. Zaten yorgunluktan canımız çıkıyor. Biz yazın dinlenmek istiyoruz. İkincisi, bunun en büyük endişemiz bir ticarete dönüşme şeyi var. Yani değişik eleştiriler var diğer üniversitelerde de. Yani bir ticarete dönüşür. Hocalar, yani öğrenciler zaten şunu diyorlar. Hocalar bizi o zaman diyecekler ki yaz okuluna bırakıp yaz okuluna bizden para almak için bırakıyorlar. Hatta şunu diyorlar. Yani bütünlemeye bizi bırakıyorlar ki biraz daha bizden para alsın diye. Yani hoca, hepimiz hocayız yani. Bütünlemeden hocam aldınız oldu mu para? Yani böyle bir şey yok yani, ama öğrenciler arasında mitler var. Bu mitlerden dolayı işte Facebook'ta, Twitter'da bunları paylaşıyorlar. Sanki biz öğrencilerden para alıyoruz, bütünlemeye bırakıyoruz diye. Dolayısıyla yaz okulu ile ilgili yönerge o hala bizim şeyimiz, gündemimizde. Ama şu anda bizim yaptığımız, YÖK'ün bize gönderdiği, geçen yıl gönderdiği yazıya istinaden yaz okulunda diğer üniversitelerden öğrencilerimizin ders almasının önünü açtık. Bunun da iki şartı vardı. Birincisi, ya üniversitenin anlaşma imzaladığı üniversiteler olacak ki biz buna Burhanettin Hocam falan da dedik ki öğrencileri sınırlamayalım. Yani A üniversitesi, B üniversitesi. Ondan sonra ikinci madde öğrencinin üniversiteye girdiği yıldaki bölümün taban puanı ile ders alacağı üniversitenin o ilgili bölümün taban puanı ya eşit olacak ya da yüksek olacak. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz Türkiye'deki yani çoğu üniversiteden kendi alanlarla ilgili ders alabilirler. İnşallah bundan sonraki gelecek yeni yönetimde yaz okulunu tekrar gündeme alır. Burada yaz okulu açılırlar. Öğrencilerimizin tek isteği var, bir an önce okulu bitirmek. Okulu bitirmek istiyorlar. Biz de yönetim olarak eğer bundan sonra bizim bir söz söyleme şeyimiz olursa biz bu talepleri tekrar gündeme getiririz. Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda biz buradaki yapılanmayı yeniden düşünebiliriz diye şey yapıyorum yani, düşünüyorum. Bundan sonraki amacımız bu yani. Hocamız, kurucu rektörümüz Burhanettin Uysal hocamız yani üniversiteyi hakikaten belli bir yere kadar getirdi. Yani buraya oturunca bu işin ne kadar zor olduğunu görüyorum. Yani bu iş kolay bir iş değil. Yani hocamız Allah selamet versin, Allah yolunu açık etsin. İnşallah bundan sonraki hayatında da aynı başarılarla devam eder. Hocamız belli bir yere kadar getirdi. Bizim bundan sonra yapacağımız hocam hep beraberce hocasıyla, idari personeliyle, öğrencisiyle bu eseri bir adım, iki adım daha ileriye götürmek. Üzerine birkaç daha taş koymak. Bunu yaparken de kaliteye artık önem veren, akademik şeyine önem veren, hocasıyla, altyapısıyla, öğrencisiyle, idaresiyle bunu bir kere sağlamamız gerekiyor. Masaya yatırmamız gerekiyor. İkincisi, kurumsallaşma. Şimdi Sayın Hocam, hepimiz biliyoruz ki yani Oxford, Cambridge'i düşünün. Yani onların bile hala problemi vardı. Geçen bir toplantıya katıldım. Mesela arkadaşlar İstanbul'daki bir devlet üniversitesinin deki durumu anlattılar. Ben çok üzüldüm yani. Hakikaten üzüldüm. Yani kurumsallaşma öyle. Hem idari anlamda hem akademik anlamdaki kurumsallaşma böyle 7 yılda, 8 yılda, 10 yılda olacak bir şey değil. Yani bu hakikaten bir süreç isteyen bir şey. Yani ne yapıyor? Bir kültür edinmeniz gerekiyor. Hem idari kültür hem akademik kültür. Yani bunun 6 yılda, 7 yılda, 8 yılda başarılmasını beklemek biraz hakkaniyete uymuyor diye düşünüyorum ben. Yani nedir bize düşen? Bundan sonra 2 adım, 3 adım ileriye gitmek, üniversiteyi bir yerlere götürmek. Ondan sonra arkadaşlar gelir, onları götürür.
Yani bu, yani ilerleme bu şekilde olur diye düşünüyorum yani. Benim şeyim budur. Ben burada yine şahsınızda Sayın Kurucu Rektörümüz Profesör Doktor Burhanettin Uysal Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Buraya vermiş olduğu emeklerden dolayı, katkılardan dolayı. Ayrıca yani buradaki fedakarana çalışan öğretim eleman arkadaşlarımıza, öğretim üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. İdari personele çok çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize yine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü yani eğer onlardan birisi yoksa burası da yok. Burası yok yani. Hepimiz bir olmamız lazım. Yeni arkadaşımız, koltuğun sahibi geldikten sonra ben bölümüme gideceğim. Okumaya biraz daha zaman ayıracağım inşallah. Yani yapacağım bu yani. Bizim işimiz, asli işimiz hocalık. Yani yeni arkadaşımıza da başarılar diliyorum inşallah.